Hazır İçişleri Bakanı'nın patlamaya ilişkin açıklamasını vermişken yine İçişleri Bakanı'nı konuşmaya devam edelim. Yine beğenmediği soru, yine gazeteciyi küçük düşürme gayreti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu kez yaşadığı evlere kayıtlı yabancıların olduğunu fark eden ev sahipleri soruldu. Soylu soruyu soran Fox TV muhabiri Fırat Irmağan çenesini okşadı. Canım benim deyip soruyu yanıtlamadan gitti. Adresle kayıtlı yabancılarla ilgili. Canım benim. Soruya cevap vermedi, muhabirin çenesini okşadı. Küçük düşürmeye çalıştı. Hanelerde yaşayanların gizli ortakları var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in meclis gündemine taşıdığı skandal günlerdir tartışılıyor. Yüzlerce ev sahibi şikayetçi. E-Devlet'ten ikametgah durumlarını kontrol eden birçok ev sahibi resmi kayıtlarda tanımadıkları yabancılarla aynı evi paylaştıklarını öğrendi. Kiminin evinde 3, kiminin evinde 20 yabancı görünüyor. Çoğu Iraklı ya da Afgan. Bazen yeni inşa edilmiş boş bir apartmanda bile resmi kayıtlara göre onlarca Afgan ya da Iraklı görünüyor. Konu seçim güvenliği açısından büyük tartışma yarattı. Soylu skandal ilk ortaya çıktığında sorunun yabancı uyruklu 1200 kişiye ilişkin bir yanlışlıkla sınırlı olduğunu söylemişti. 1200 kişinin beyan eksikliğinden kaynaklanan, yani orada oturuyormuş, oradan bir başka yere geçmiş ama oradaki kaydını almamış. Konu meclis gündemine de taşınınca gözler bir kez daha konunun ilk muhatabı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrildi. Fox muhabiri Fırat Irmak mikrofon uzattı. Adresle kayıtlı yabancılarla ilgili. Canım benim. Soylu cevap vermekten kaçındı. Irmak'ın çenesini okşadı. Irmak soruya devam etti ama Soylu cevap vermedi. Örneğin İstanbul'da yeni bir binada bütün dairelerde yabancılar kayıtlı. Soylu bunu ilk kez yapmıyor. İstanbul'da kar mücadelesi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile bir araya gelmiş. O görüşmenin MOBESE görüntüleri sızdırılmıştı. Fırat Irmak Soylu'ya MOBESE görüntülerini sormuştu. Soylu önce duymak istememişti. İyilik treniyle alakalıysa? Genel gündemle alakalı. Arkadaşlar efendim, bugün gündem yani iyilik treni. Efendim, bütün milletimizi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bütün milletimizi davet ediyoruz arkadaşlar. MOBESE ile Irmak ısrarla sormuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bütün milletimizi davet ediyoruz arkadaşlar. MOBESE ile ilgili açıklaması oldu. Arkadaşlar dedikodu değil iyiliğin zamanı. Hadi bakalım. Soylu Irmak'ın başını okşamış, soruya cevap vermekten kaçınmıştı. Evet, gazeteciye nasıl bakıldığına dair çok önemli bir gösterge olsa gerek bu davranış. Bir değil iki kez yapıyor aynı davranışı üstelik de. Ve bizden de sansür yasasının, dezenformasyon yasasının gerçekten adil işleyeceğine inanmamız bekleniyor bir yandan. Kimin yanağını okşayabiliriz, kimin başını okşayabiliriz? Bu hareket, bu davranış gerçekten neyi hedefliyor? Takdiri size bırakalım sayın seyirciler.